Döviz kurlarındaki son rakamlara baktığımızda dolar 17.55'lerde, euro 17.96'larda, İngiliz sterlin ise 21 lira 9 kuruş seviyesindeydi en son. Döviz kurlarındaki bu seyri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tabii kur korumalı mevduat sistemi olduğundan beri döviz fiyatlarında daha stabil veya parite oranında küçük çaplı değişiklikler oluyor. Yaz ayları tabii döviz girdisinin biraz daha fazla olduğu, talebin biraz daha düşük olduğu aylar. Ama yine de 2021 Aralık ayındaki fiyatlara yaklaşmış durumdayız. Bu kadar kur korumalı mevduat sistemi olmasına rağmen nihayet 10 lira 50 kuruşa kadar gerileyen doların 6 ay sonra tekrar 17 lira 50 kuruş olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunun tekrar 18 ve 18 liranın üstünde olma olasılığı var. Daha ziyade Temmuz ayı biraz daha sakin geçiyor bu konuda. Diğer taraftan tabii ki doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesine geldiğini görüyoruz. Onun da gerekçesi özellikle Amerika'daki her ay yüksek gelen enflasyona karşı özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi enflasyonu düşürmek olduğu için faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi var. Bu ayki toplantı da 26-27 Temmuz'da. Geçtiğimiz hafta gelen biz bayramdayken gelen verilere baktığımızda özellikle Haziran ayı enflasyon verisinin beklentilerden çok yüksek geldiğini ve 0.75 baz puanlık bir faiz artırım beklentisinin 100 baz puana çekildiğini gördük. Fakat yine eyalet başkanlarından yapılan açıklamanın çok sert faiz artırımlarının ekonomiye zarar vereceği beklentisi, daha doğrusu söylemleri oluştu. Ve de bu nedenle 75 baz puanlık bir faiz artırım beklentisi var. Bu da doları güçlendiriyor. Neredeyse işte euro karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesinde birebir olmuş durumda. Sterlinde tabii orada da bir gerileme var ama sterlinde ayrıca bir hükümet krizi olmasından da kaynaklanan bir şey var. Tamamıyla diğer para birimleri karşısında zayıf seyrediyor yerel para birimleri dolar karşısında. Ama bu hafta itibariyle de gerek Avrupa Merkez Bankası, gerekse Rusya, Çin, Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımları ya daha doğrusu faiz toplantıları var. Bizim dışımızdaki diğer ülkelerde bir faiz artırım beklentisi var. Bu bakımdan dolar karşısında bir miktar hafif toparlanmış durumda bugünle. Ama bizde bir faiz değişikliği beklenmiyor. Faiz değişikliği beklenmediği için de dolardaki fiyatında parite oranında bayram öncesinde de 17.63'lerde filandı. Şimdi 17.50-17.55 civarında ama olası ay sonu doğru oluşacak fiyat ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı öncesinde doların biraz daha güçlenmesi burayı da yansıyabilir. 1700-1765'in üzerine geçilmediği sürece 17.50-17.65 ama 17.65 geçilirse o zaman 18 lira olma olasılığı var. Euro aslında dolar karşısında genel olarak daha güçlü bir para birimi ama bu dönemde dolar ve euro aslında başa baş gidiyor. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı gelirse ki analistler 50 baz puanlık bir artış bekliyorlar. Euro dolar karşısında ne durumda olacak sizce? Çok geçici olarak bir toparlanma söz konusu olabilir. Zaten bugünkü toparlanmanın biraz da Perşembe günü yapılacak bir toplantıda işte 50 baz puanlık bir faiz artırım beklentisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ama bundan böyle özellikle Avrupa'da bir stagflasyon beklentisi var. Çünkü Rusya'ya uyguladıkları ekonomik yaptırımlara karşılık Rusya'da hem enerjiyi işte doğalgazı satışında biraz daha farklı davranıyor. Daha doğrusu rubleyle satarım diyor. Rublenin de fiyatı oldukça yüksek olduğu için enerji konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Ayrıca yine ara mal ithalatı veyahut da ham madde ithalatında da Avrupa'da sıkıntılar var. Enflasyon da orada yüksek. Dolayısıyla bu euronun zayıf seyretmesine neden oluyor. Ben önümüzdeki dönemde de bu zayıf seyrin süreceğini, hatta 1'e 1'in biraz daha aşağısına gelebileceğini, daha önce 0.99'ları da görmüştük, o seviyelere gelebilir diye düşünüyorum. O bakımdan euroyu çok güçlü görmüyorum. Yani geçtiğimiz dönemdeki kadar Avrupa ekonomisi artık güçlü değil. Türk vatandaşı yatırım aracı olarak altını çok sever. Son 5 haftadır da altın fiyatları olduğundan daha düşük algılanıyor. Yükseliş devam edecek mi yoksa altın fiyatları bu şekilde sürecek mi, ne dersiniz? Bugüne kadar altın alanların çok zarar ettiğini düşünmüyoruz. Zaten altını kısa vadede değil orta ve uzun vadede düşünmek gerekiyor. Türkiye'deki enflasyona da baktığınız zaman dünyada henüz daha enflasyona karşı güvenli liman özelliğini altının yeni keşfetmiş durumda. Ve büyük fonlar tarafından da sürekli altın alınıyor ama bu tabii yükseltilerek değil baskılayarak alınıyor. Çünkü altını baskılayan gerekçe sadece merkez bankalarının faiz artırımı olması yanında
altını destekleyen gerekçelerin daha güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle jeopolitik gerginlikler, enflasyondaki önlenemez yükseliş, yeni hükümet krizleri Avrupa'da gibi gibi yeni cepheler jeopolitik olarak açılabilir. Nitekim Japonya'da eski başbakan Abe'nin suikast gibi tedirgin edici şeyler söz konusu. Bir de dünyada durgunluk endişesi de var. Böyle olunca para birimlerine olan güvenin azalmasıyla beraber altına olan talebin önümüzdeki dönemde de artacağını düşünüyorum. Şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımından kaynaklanan bir faiz baskısıyla 1700 dolar seviyesinde altının onsu. O da son 11 yılın en düşük seviyesi sayılır. Ama içeride TL ile baktığımız zaman dolar TL çarpanı nedeniyle son dönemde işte 980-985 TL'ye kadar gerileyebildi ki geldiği noktada 1025 lira. Dolayısıyla 1025 liradan alanların şu anda hani kısa vadede aldılarsa belki zarar edebilirdi ama satışların oldukça bu noktada düşük olduğunu, bilakis Türk lirasından kaçışın altına biraz daha talebin olduğunu görüyoruz. Düğün mevsiminde bunu eklersek o bakımdan altın fiyatları hani bir durgunluk içinde ama bu durgunluk bir alım fırsatı yaratıyor. Bence bu seviyelerden orta ve uzun vadede alım yapmak daha doğru diye düşünüyorum. 26-27 Temmuz'daki FED toplantısında 0.75 baz puanlık bir faiz artırımı gerçekleştikten sonra piyasa kuralları gereği gerçekleşmeler satılır, beklentiler satın alınır. Dolayısıyla beklenti geçtikten sonra gerçekleşmeler satılacağı için dolarda ben bir miktar, dolar endeksinde bir miktar gerileme, altında da tekrar 1750-1800 bandına doğru bir yükseliş bekliyorum. Bunun çarpan etkisiyle de altın yine 1000 liranın üzerinde 1025-1050 TL'ye doğru Ağustos ortasından itibaren yukarı yönlü bir seyir. Özellikle Eylül-Ekim'de belki 1250-1300, sene sonunda da 1500 lira seviyesinde olacağını düşünüyorum. Bunu çok basit bir hesapla şöyle yapabiliriz. Türkiye'de şu anda %80 enflasyon var. İlk 6 ayda %40'ını diyelim, gelecek 6 ayda da bir %40 daha enflasyondan karşılanan bir yansımaya olduğunu düşündüğümüzde şu anda 1000 lira olarak kabul edersek 24 ayar altının gram fiyatını enflasyona karşı %40 daha ilave ettiğimiz zaman o zaman da işte neresinden baksanız 1400 lira oluyor. Dolayısıyla fiyat öyle çok şaşırtıcı değil. O bakımdan Türk lirası olanların veya elinde döviz olanların, hatta dolar cinsinden olanların şu anda dolarla altın almaları ve Türk lirasıyla altın almaları alım fırsatı olarak değerlendirilmeli gerekir diye düşünüyorum.